Ayda 7 bin dolarlık YouTube geliri Muhammed Ali'ye memurluğu bıraktırdı. Ses kalitesi çok iyi değil bir kafeden yaptığım röportaj ama önemli olan içerik. Bu arada hatırlatma, bu bir vaat değil. Daha az veya daha çok kazanabilirsiniz. Röportajı dinledikten sonra mutlaka profilimdeki linke tıklayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu Ekim Bey? Geliyor. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım biraz. Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? İsmim Muhammed Ali. Ankara'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. Yaklaşık bir senedir sizi takip ediyorum. 9 aydır kullanılmasa da açık bir YouTube hesabım vardı. Ocak ayının ikinci haftasıydı zannediyorum. Şu anda yaklaşık 7 bin doları gördü. Bu esnada ben devlet memuru, zabıt katibiydim adliyede. Memur olabilmek için üniversite eğitimimi yarım bırakmıştım. O dönem bir çalışma zorunluluğum vardı. KPSS puanım da iyi seviyede olunca hazır fırsat varken memur olayım demiştim. Öyle olunca da pasif gelirle artık hayatımı idame edecek noktaya yaklaştığımı görünce yarım bıraktığım hayatıma geri dönme kararı aldım. Değilen ne kadar Fiilen gerçekleşti? 2 yıldır memurdum ben. 22 yaşında girmiştim. 22 yaşında memur olmuyor mu ya? Lise mezunu KPSS'leri var Sekin Bey. 2 Ha. senede bir yapılıyor. Bununla girmiştim ben. Güzel. Pekala. 2 yıllık çok kısa değil. Memurluk nasıl bir şey anlamışsınızdır. Zaten Ankara tırnak içinde memur şehri. Öyle. Biraz ailenizden, kendi yaklaşımınızdan, iş hayatına dair bakışınızdan bahsedebilir misiniz? Ve ilk başta memuriyet, benim ailem Kayserili, onu söyleyeyim. Tüccar bir aileden geliyorum. Tüccar'da pek memur yok. Hep bakış açısı şudur, oğlum memur olun hayatınızı kurtarın. Bakın bizim hafta sonumuz yok, bayramımız yok vesaire gibi bir bakış açısı vardır. O yüzden memur olmam aile tarafından çok olumlu karşılanmıştı. Bırakacak olmam da dolayısıyla aynı tepkinin negatifiyle karşılandı. Hayatımı kaybediyormuşum gibi davranıldı. İlk başlarda güzeldi tabii. Her ayın 15'inde hesabıma para yatıyor. Herhangi bir tereddüt yok, aksama yok, gecikme yok, hiçbir şey yok. Ama bir yerden sonra yapabileceğim diğer şeyleri ve kaçırdıklarımı fark edince, özellikle sizin yayınlarınızdan sonra her gün sabah 8'den akşam 5'e kadar hiçbir şey, kendime hiçbir şey katmadan geçen bir zaman dilimi var. Ve bunun karşılığında bana verilen para, bakıyorum onun dengi bu değil. Yani bu olmamalı diyorum aslında. Önemli kısım kendi psikolojik bariyerinizi aşmışsınız. Bunu da dinleriz sizden ama ailenin şiddetli itirazını nasıl aşıldı? Ailenin şiddetli itirazı şu şekilde açıldı. Ben hayatımı idame edecek bir gelir aylık buradan elde edebiliyorum. Çünkü YouTube tam bir pasif gelir. Türkiye şartlarında benim maaşımdan daha fazla para ediyor. Aylık memur maaşından. Doğal olarak bunu aileme gösterdiğim zaman dedim bakın durum bu ve ben lise mezunu olarak ölmek istemiyorum. Hani yabancı dilim İngilizcem iyidir Ekim Bey bu arada. Hani iyi bir İngilizcem var. Bunun yanına bir dil daha koyacağım. Bir de üniversite bitireceğim. Hani memur kalırsam bunların hiçbirini yapamayacağım dedim. Ve kabul ettiler. Öyle oldu. Yani başarı hikayesi çünkü kazanmışsınız yani hak ederek bu noktaya gelmişsiniz ve burada alternatif maliyet meselesi yani lise mezunu memur kalmak nasıl bir hayata gidiyor? Sen 24 yaşındasın adınla itibar ediyorum yaş farkından dolayı. Senin bu içine doğduğun bir şey yani sen internet çağına doğdun. İnternet öncesini hatırlamıyorsun muhtemelen. Ben bu liseyle tanıştığımda 6 yaşındaydım. Özellikle size bir de benim dikkat ettiğim gönderilerinizin altında yorumlarla falan fiyatların yüksekliğinden bahsediyorlar. Hani ben şu söylediğinizi kendim tecrübe ettim. Bu işe ben girmeye çalışırken benle birlikte girmeye çalışan iki arkadaşım daha vardı. Birinin durumu gerçekten sıkıntılıydı. Hiç şansı yoktu. Ben dedim ki istiyorsan benimle birlikte izleyebilirsin videoları. Gel birlikte izleyelim ben zaten aldım. Ben en son geçen gün abimin dökümünü gönderdim. Bak bu ay çektiğim doların miktarını gör diye. O ona yetti sanıyorum ki. Kamu kurumu çalışanlarına da özel bir mesaj olabilir. Çünkü dediğim gibi tamam sen yapmışsın ama ben yapamam. Ben bırakamam. Ben ailemi karşı çıkamam. Ne dersin? Yapan hiç kimsenin bizden bir farkı yok. Benim o arkadaşlardan hiçbir üstünlüğüm yok. Ne zeka olarak ne başka bir şey olarak. Ben de proteindenim. 2 dakika oksijen solumazsam eğer ben de ölürüm, onlar da ölür. Aramızda hiçbir fark yok. O yüzden ne kadar geç başlarlarsa o kadar pişman olacaklar. Riskini alacaklarını bilip bir an önce harekete geçmeleri lazım diyorum çünkü. Evet, hala. Teşekkürler. Ben de çok güzel oldu. Başarınızın devamını dileyin. Güncellemeleri alırız. Kaç dolar olduğu anlayalım. Teşekkürler. 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 Güzel. Teşekkürler.